mangal mangal deyip duruyorsunuz da sanki siz kendiniz yakıyorsunuz. Kendim yapıyorum tabii ki. Size koyayım önce. Nasıl ya, o ne demek? Mangalı ben kendim yaktım. Hayır, siz mi yaktınız? Ben yaktım. Ekip arkadaşlarımız yardımcı olmadı yani. Hayda. Mustafa mı yaktı? Ben yaktım. Gerçekten sonra, siz mi yaktınız? Vallahi ben yaktım. Kömürü içindeydi, her şey hazır şekilde yaktım, tutuşturdum, bıraktım, geldim mutfağa. Diğer yemekleri tamam yaptım. Başında durup onu yakmanız gerekiyor, yerlemeniz gerekiyor. Yani tabii yerlenmişti. Yani nasıl yerlenmişti derken? Bizim mangallarımız yerlenmiş. Otomatik yerlenmiş. Özel üretim, yerlenmiş mangal. Kendinden yerlenmiş. Yerlenmek hayır. Diye zannediyor. Rüzgarda vardı. Elinizi iki saat ispirto. Hayır, ben ne gerek var? Artık yerlenmiş buradan mangallarla Zuhaltepar tamam. Yemekteyiz. Tamam, tamam ekip arkadaşları. Sana da yardımcı olabilirlerdi. Ben yok, yardımcı oluyorlar. Taşıyorlar ya, bazen yakıyorlar. Söylesin. Evet. Gürbüzcüğüm bana mangalı... Sürekli mangal yaktım. Şöyle, mangal yaktım. Sen de iyi yerden gol attın ha. Şöyle bazı yarışmacılarımız rica ediyor. Ben yakamam. Yakar mısınız diyor. Bazıları da kendileri yakıyorlar. Sen kendileri yakan ben tutuşturdum. Ben tutuşturdum. Tutuşturdum mu? Öyle bıraktım. Aynen. Kömürler gayet güzel harmanlı bir şekilde şeydi. Ben onu bıraksam kendi kendine de yanardı. Ha, rüzgar etkisiydi. Arkadaşlar yellemiş arada sırada. Artık hafta sonları mangal tutuşturmaya, yellemeye. Sonra kömürün yarısı yanmış, yarısı yenmemiş. Zehirlendik olayı. Neyden zehirlendin? Buradasın, hayattasın ya. Hayır, hayır. Aslında o şekilde bırakılsaydı, Mustafa Bey'den ne? Destek almasaydınız. Geri kalanlar şimdi ekip arkadaşlarımız ilgilenmiş. Öyle miymiş? Evet, şimdi öyleymiş. Onu ben de bilmiyorum. Neyi? Zaten hazır kesilmiş kuşbaşı kuzuyu al bir şey baharat ettiniz. Şişe taktınız. Evet. Ateş hazır yanmıştı zaten. Evet, evet, İki çevirdiniz. Çektiniz tabağa. Aynı şekilde patlıcan zaten hazır kıyma vardı. Tuz biber attınız. Evet. Sapladınız onu ben de çok rahat sattım. Hazır pişmiş ateşte iki çevirip getirdiniz. Sonra diyorsun ki ben krallar sofrası yaptım. Yani. Ama şimdi arkadaşlarım diyor ki mangal yapan hemen hemen her yarışmada aynı şey oluyor. Çünkü onun başında peki, bekleyemez. Burada başka yemekler pişirmesi mangal gerektiği için bizden yardım alıyorlar. Yani peki ben şey mesela el açması hamur, lavaş pideleri fırına attım. Kürekle çektim onları ya. Zaman kürekle, fırıncı küreğini tabii. Ama zaten olmamış. Kalın açmıştınız. Hamuru mu kalın açmışım? Hamur kalın da hepimiz söyledik. Yani yok. Hafiften bir olur kalın mu? Olmaz. Şimdi bu ince olmuş diye kalın diye oradan mı girmek istiyorsun? Hasan. Şimdi... Doğruya doğru ben de biliyorsun. Lavaşın kalındı. Kebap lavaşı o kadar. Onunkinin yarısı kadar olması gerek. Çok kalındı. Hı hı. Siz yok evden mu? Kürek mi getirdiniz? Yok burada kürek buldum. Bu. Fırıncı küreği buldum bir tane. Kürek mi vardı? Kürek vardı. Ondan çektim var ya güzel de oldu. O ufak evde fırın için mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Elinizi bu şimdi bizim mutfaktaki fırına kürek mi soktun kürek sen? Kürek soktum. Niye? Evet. Değmedi daha güzel elimi yakmayayım dedim. Ama sonradan yetişmediğini anladım elimle şey yaptım. Bir saniye fırıncı aynen. Küreği mi? Dur. Gürbüz ayağa kalktı. Zaten küçücük fırın Zuhal Hanım. Niye o? Ben de onu işte anlamaya çalışıyorum. Bizim fırına niye kürek sokası ki? Spatulayla da alır mı? Bir anda 20 yıl öncesine gitti galiba. Aynen. Yani küreği direkt soktum. Daha keyif aldım ondan. Bir saniye. Dur. Kürek miydi o? Evet. İlk önce denedim. Çıplak elle yaptım. Fırının alttan üstte ateş vardı. Hasan bir şey diyeceğim. Küreğinin götürdüğü yere git. Özür diliyorum. Sakın kapatmayın ekranı. Ne olur ne olur kapatmayın. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Evet gelelim börek ve mütebbel yorumlarına. Aleyna gel seninle başlayalım istersen. Mütebbelin sarımsar çok fazla bence. Yani yenmiyor. Ama böreği ben beğendim galiba. Yenmiyor mu? Ben onun içine çok fazla sarımsak tam bir tane sarımsak bile koymadım. Yarısını koydum yok ve rendeledim. Ya da bana hepsi geldi ama çok sarımsak rendeledin ya. Mi? Rendeledim. Karıştırdım. Nasıl hepsi geliyor ki rendelemiş bütün rendeledim yani ben elimle doğramadım onları. Sarımsak tadı geliyor. Böreğiniz, fazla geliyor. Böreğinizi beğendim ama böreğinizde bir sıkıntı görmedim. Böreği beğenmiş. Birazcık kuru sadece. Börek kuru mu? Kuru mu? Börek biraz çıtır olması İçi. Gerek. İçinin sosunu bayağı yağlı yaptım aslında ama. İşte bir tık patatesi falan. Bir şey söyleyebilir miyim? Araya yani girebilir miyim? Çok güzel beğendim. Savunma geliyor. Kötü bir şey demiyorum. Evet, Özlem evet, savunma geliyor. Tamam, tamam geliyor evet beni rahatlatın lütfen. Bir rahatlatın Özlem'e. Şimdi özellikle üzerine rahat bir şeyler ayakkabınıza puf koyayım. Bir rahatlatın. Öyle demeyin Özlem Hanım ya. Kankamı ezdirmek istemiyorum Zuhal Hanım. Niye dışarıda kanka diyorsunuz herhalde? Ya, hayır, biz sadece espri yapıyoruz. Evet, bir dinleyeyim Özlem. Doğrusunu söylemeye çalışacağım şu anda. Öncelikle patatesi, böreğini beğendim, güzel olmuş. Patatesli börek çünkü biraz yumuşak olur. Daha çıtır bekletseydiniz evet, evet. Patatesten olmazdı. Evet, evet. Bence pişmesi, açması çok güzel olmuş. Tadı tuzu da tam yerinde, İnce çok lezzetli. Her şey süper. Mütebbeli şey de çok süper. Lezzetli olmuş. Komşu, sarımsağını da kesinlikle fazla vallahi görmedim. Şey Hasan Bey bir konuşabilir miyim? Yorum ya. Yapıyorum.
Sinirleniyorum ben burada ben ya. Ben sinirleniyorum ama şu anda sürekli araya girince. Ama siz olumsuz kullanmadınız ki arkadaşım. Çorba neden ya? Olumsuz bir şey arkadaş, kullanayım ben güzel çorba olmuş kremadan yemeğe. Kremadan dedi beğenmedi. Ya bir krema evet. Şimdi evet buyurun. Lütfen Hasan Bey. Ben lütfen. Ama yorum yapıyordum bir şey diyeceğim dediniz böldüğünüz lafı. Onu bir duysam önce. Sen kuru diyorsun ya kuru olmuş. Araya girebilir miyim dedi. Ne için? Patates hayır böreği için. Birazcık sen daha yağlı olabilirdi dedi. Ne? Hayır yağı falan her şeyi ben tam olmuş. Kesinlikle tam. Ya size ben göre zaten bu hamur yağlı açılıyor Aleyna arada Hanım. Birazcık kaçırıyorsunuz belli olmasın şimdi diye. Içi size de, göre zaten tam. Bakın bunu içi de açması da çok muhteşem olmuş. E zaten kim muhteşem. Kim yapmak her istese şey, bu kadar şu, yapamaz. Şu bardağı ya, ne güzel ya. Seçmiş. Ya, tamam öyle olacak. Bizim bardaklar. Doğru. Ama ne güzel seçmiş diyeceğim. Ama çok güzel seçmiş. Evet. Için. Evet çok güzel bugün seçmiş. Bugün geldiğinden beri böyle bahsettiğiniz adalet evet, bu muydu? Bir saniye. Ya, lütfen ben onu anlamadım. Arkadaşlar bir durun. Sen böreği de beğendin, mütebbeli de beğendin. Çok beğendim Zuhal Hanım. Evet yani mütebbelinin de bence bir eksiği çok yok. Çok sarımsaklı. Tuzunda, sarımsağında. Çok mu sarımsaklı? Sarımsağı bence de fazla. Köstadı da geliyor. Böyle... Çok mu sarımsaklı? Sarımsaklı evet, artı bunun içinde bir de hafif daha ve bana hiç sarımsaklı gelmedi. Hayır o kadar sarımsaklı yarım koydum. Bana hiç ben de az önce düşündüm. Acı redelendiğiniz için de olabilir. Eğer etseydiniz iyi dağılırdı parça kalmış olabilir. Çünkü bana çok fazla geldi. Bana ben gelmedi. Abi çok lezzetli. Sarımsağı pişirip kullansaydı bu kadar ağır kokmaz dedi. Köstadı aldın mı? Yok. Köstadı ben bunda biberden daha iyi. Tabii közmatikte olduğu için daha iyi. Hasan Bey biberden farklı. Bu arada farklı. Siz de birbirinizi destekliyorsunuz. Sarımsak, 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 sarımsak. Bana göre sarımsak. Çünkü aynı ağızdan geçiyor ya. Aynı ağızdan kullanıyorsunuz. Aynı şey fazla geliyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Damak tadınız henüz gelişmemiş zaten. Gelişmiş olmuş olsaydı hafta başından beri vermiş olduğunuz puanlarla bunu bize ispatlardınız. Damak tadınız gelişmemiş, gelişmemiş dersiniz. Ben de size kartlaşmış onun için alamıyorsunuz o zaman. Tamam kartlaşınca alıyorsun işte. O zaman kartlaşıp gelmen gerekiyor. Yok alamazsınız. O zaman hiç alamazsınız. Kartlaşıp gelmen niye gerekiyor. Niye şilisin ablana? Ya ama yaşımdan kartlaşmış sürekli bu bir şey yok. Damağına da olsa da damak tadı. Bir saniye gelişmiş, olgunlaşmış diyelim. Sizin de damak tadınız mesela daha henüz gelişmemiş kusura bakmayın. Aa, kaç yaşındaydınız? Benim bir şey diyeceğim. Onları Hasan'la baş başa bırakın. Ev sahibi neden korumuyor? Bekleri de siz koruyorsunuz. Ben koruyorum diyorum. Üzerime geliyorsunuz siz. Kadını konuşturmuyorsunuz siz savunuyorsunuz. Kadını bırakın konuşturmuyorum. Savunsun diye tamam da hanımefendi siz de yorum atıp duruyorsunuz. Avukatlık yapıyorum diye. Ben yorum yapıyordum siz girdiniz araya. Ama tamam yanlış bir yorum yapıyorsun çünkü. Sürekli yanlış yorum yapıyorsun Aleyna. İçi de birazcık daha yağlı olabilirdi bu kadar. Baştan nasıl vuracaklarını o kadar şaşırdılar ki artık damak tadıma laf etmeye başladılar. Ne alaka ya? Konuşacak doğru düzgün mantıklı bir şey bulsalar da keşke gidip muhatap olabilsem ama olamıyorum bile. Saçma sapan bir şey. Özlem Hanım'ın da çocukla çocuk olmaması lazım da onun seviyesine inmemesi lazım. Çünkü öyle biriyle o tartışmaya girersen hiç beklemediğin bir tepki, bir kelime alıp böyle rezil olabilirsin yani. Böreğin içi ama o kadar yağlı olmaz. Bakın o börek... Siz dediniz ama birazcık daha ama yağlı olabilir. Ama bu börek yağlı açılıyor. Yağlı açıldı zaten. Yok içerisinde biraz daha yağ koyabilirim. Komple tereyağını böyle yatırdım ben hamurları ve açtım. Bayağı da yağ koydum hamur dedim. Güzel bayağı zaten da yağ koydum. Güzel ya. Hamur güzel. Ben patatesinde birazcık daha yağ aldım. İncecik zar gibiydi. Peki. İzlerken göreceksiniz. Sen böreği beğenmişsin herhalde. Şöyle söyleyeyim ben yemişim. Böreğim bu kadar ince çıtır çıtır açabileceğini tahmin etmiyordum. Ben de. Evet. Ben doğru, onu beklemiyordum doğru. Sizde. Yine güzel. Yağla hamur açtınız kat kat çıtır çıtır gayet evet, değiliz zaten. Evet, evet. Orada bir güzel emek harcanmış. Aleyna Hanım doğru söylüyor bence. Patates daha biraz yağ isteyebilirdi, biraz daha sezonu isteyebilirdi, baharat isteyebilirdi. Çok da acılık orada istemedim. Acılık değil. Tek baharat pul biber değil, acı biber değil. Orada bir tık eksiği var. Sarımsak mütebbel de aslında gayet fazla. Belki de dediğiniz bence gibi değil. Rendeden kaynaklı bana büyük belki parçalar gelmişti. Belki de parçası gelmişti mı geldi? Bize evet, gelmedi mesela. Evet. Ama gelmiş ve, olabilir belki. Bir bütününü yedim de, bir parça bana gelmedi. Ya benim da, ben artık alışmışım tuza. Bana mütebbelin tuzu az geldi. Yok normal ya. İyi. Gayet güzel. Hasan? Aleyna evet, Hanım'ın dediği gibi, Aleyna Hanım'ın dediği gibi ben sürekli de, görüyorsunuz. Ben Aleyna'dan mı öğreniyorum lafı? Sürekli ne görüyorsunuz. 8 siz puan verdiği için beyefendiye. Aleyna Hanım'ın dediği gibi. Ne yani demeye çalışıyorum biliyor musunuz? Kendi gününde yemeğini bu kadar şunu korumadın. Şunu demeye çalışıyorum. Sen kendi gününde bu kadar evet, korumadın. Evet. Gerçekten korumadın. Yani. 8 puanın karşılığını verecek. 8 puanın karşılığını verecek. Size neyin karşılığını verdi? Özür dilerim. 7 puan size neyin karşılığını verdi? Evet. Stresten size neyin karşılığını verdi? Ama verdi o. Sana da 7 puan vermedi mi? Evet. Verdi. Siz bana 6 verirken. Siz bana 6 verirken. Sizin de tüm yemekleriniz olmamıştı. Burada abartacak bir durum yok mu?